Herkese selamlar. Yılın son videosuyla karşınızdayım. Daha önce duymadığınız, kafalarınızda soru işareti olan bazı konularla ilgili bilgilendirme yapacağım. 1. Ali Koç'un söylediği çok vahim bir söz üzerinden yorumum olacak. 2. Sivasspor Galatasaray maçında VAR'da ve sahada ne yaşandı? MHK bu sorunu nasıl çözmeye çalışıyor? 3. Askerlikten muaf olmasına rağmen hakemlik yapmaya devam eden kişi kim? 4. Erden Timur ve Ali Koç'un açıklamalarının ötesinde hakemliğin çözümü için öneriler ve MHK başkan adayları. Buyurun. Kanalıma abone olun, beğeni ve eleştirinizi yollamayı unutmayın. Benim 4 gün önceden Türkiye'ye duyurduğum Erkan Özdemir, Sivasspor Galatasaray maçını yönetemez, yanlış atama. Ali Şansalan, Adana Demirspor Beşiktaş maçını yönetemez, yanlış atama. Yapay zeka, yalan zeka, alay ediyorlar dememden sonra kıyamet koptu. Gerçekten 2-3 gündür Sivasspor Galatasaray maçında ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği sonradan öğrenilen ama sebebini defalarca izleyerek kimsenin anlayamadığı pozisyon üzerinden Galatasaray ve Fenerbahçe temiz futbol adına birbirine hiç girmezmiş gibi yaparken birbirine klasik göndermelerini yaptığı basın toplantılarından sonra şimdi durum ne merkezde size onu anlatayım. Erden Timur'la Ali Koç'a en son geleceğim. 1. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu hemen soruşturma başlatıyor. Yani haber bültenlerinde seyrediyoruz ya. Hırsızlık, gasp, cinayete teşebbüs. Soruşturma başlatıldı, soruşturma devam ediyor. Ne soruşturması birader? Bir tane VAR kaydı var. VAR kaydını dinleyeceksiniz. Kimin hata yaptığını, kimin doğru söylediğini cam gibi göreceksiniz. Kusurlu kimse de artık bu noktada görevine son vereceksiniz. Hakemlerden ifade istemişler. Yani kendileriyle konuşmadığım ve tanışmadığım için üçüncü kaynaklardan ama güvenilir üçüncü kaynaklardan aldığım bilgiye göre de Erkan Özdemir demiş ki ben ifade falan vermem. VAR kayıtları orada. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Neden oldu? VAR ve AVAR olarak görevlendiren VAR odasında oturtulan iki insan büyük hata yaptığı için oldu. Hakan Can ne demişti? Ali Koç'un pek beğendiği, tüm kulüp başkanlarımızın pek beğendiği, icraatlarına kayıtsız destek verdiği Mehmet Büyükekşi saha hakemleriyle VAR ve AVAR hakemlerini ayırmıştı. Hakan Can demişti ki böyle olmaz. Bir tane pozisyon olur. Orada yardımcı hakem gibi yaşayan, yardımcı hakem gibi düşünen, refleksleri gelişmiş olan maçı başka gözle seyreden uzmanlığı yardımcı hakemlik olan insanları oturtun. Hayır olmaz. Biz yardımcı hakem koymayacağız. Çok tebrik ediyoruz. Çok büyük iş yaptınız. Mehmet Büyükekşi'yi yanıltanlaradır sözüm. Ve istifa etmeliler. Ama Ali Koç diyor ki istifa edecekler de ne olacak? Geleceğiz oraya. Ali Koç'un da basın toplantısında söylediği, benim dün Ali Koç'tan önce çektiğim videoda söylediğim böyle ısıtılan askerliğini yapmamış ama hakemlik yapan adam var. Üzerinden de bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü ben bilgiye ulaşabiliyorum. Bu bilgilere Ali Koç da ulaşabilir, Türkiye Futbol Federasyonu da ulaşabilir. Üstelik bu bilgiler Türkiye Futbol Federasyonu'nda var ve amiyane tabirde bir adamı ahlaksızlıkla suçlarken kamuoyu dedikodu mekanizması yürüyüp giderken bir açıklama yapmaya ihtiyaç bile durmuyorlar. Ben size ben açıklıyorum. Evet, dün Ali Koç'un ismini verdiği ama böyle teğet geçtiği Erkan Özdamar askerliğini yapmamış arkadaşlar. Askerlikten muaf ama 12 kilometre koşabiliyor Ali Bey'in dediği gibi. Bir futbolcu için bile iyi. Erkan Özdamar kardeşimiz dün ben kendi videomda ya böyle bir dedikodu dolaşıyor. Üç alternatif var askerlikten muaf olmak için. İnşallah eşcinsellik değildir gerekçesi çünkü toplumsal bir linç gelir demiştim. Ve Allah korusun
Yani kanser gibi uzun soluklu tedavi isteyen bir hastalığa sahipse muaf oluyor demiştim. Evet, askerlikten önce Erkan Özdemir tiroid kanseri geçirmiş, yakalanmış. Düzenli olarak ilaç kullanmak zorunda olan, kanser tedavisi gören insanlar askerlikten muaf oluyorlarmış. Muaf olmuş. Sonra hastalığı yenmiş. Tabii tedavi hala hep sonsuza kadar sürecek. Kontroller. Profesyonel ve komple bir sporcu olduğu için de bu noktaya gelmiş. Öküz altında kimse buzağı aramasın. Bu bilgiyle buraya not düşelim. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun berbat iletişim becerisini, MHK'nın berbat iletişim becerisini de buraya koyalım. Şimdi gelelim önce Erden Timur'a. Erden Bey, aslında hasret kaldığımız açıklamalardan birini yaptı ama biz bu ligi bitirtmeyiz dedikten sonra sessizliğe bürünüp Galatasaray taraftarından büyük alkış aldıktan sonra Galatasaray'ın haksız bir gol iptaliyle avantaj sağladığı, şampiyonluk yarışında çok büyük avantaj sağladığı konuşulurken yaptığı basın toplantısında VAR kayıtları açıklansın. Biz haksız kazanmak istemiyoruz. Bizim samimiyetimizi uzun vadede göreceksiniz. Ne haksız kazanmak, ne haksız kaybetmek isteriz, ne kimse de haksız kazanmasın, haksız kaybetmesin derken. Ya işte benim yöneticiliğimin acemi kısmına geldi, eşim bile bana sitem etti, bu sen misin dedi. Medyada arasından bir cümle alıp onu kullanıyor. Neyi kullanacak medya? Bize manşet atmayı öğretmeyin gazetecilere. Zaten gazeteciler, sizin gazetecileriniz var, Fenerbahçe'nin gazetecileri var, Beşiktaş'ın gazetecileri var. Kendi kulüplerinin, yani sizinle göz göze gelenler, sizin kulübünüzün zararınıza olmayacak süslemelerle haber verme gayretindeyken diğerlerini eleştiriyorlar. Acayip bir meslek ahlakımızda maalesef oluşmaya başladı. Ortadan her olayda doğru, adil tavır takınan meslektaşlarımı da kutluyorum. Ağzından bir laf çıktı, onu da çekip onu kullanıyorlar. Kullanırlar. Yapmayacaksınız bu acemiliği. Özür yine iyidir ama çok geç kaldı. Bunun parsasını siz topladınız. Taraftarın sevgilisi olmayı başardınız. Yumruğu masaya vurdunuz. Ali Koç'un da defalarca yaptığı gibi. Öte yandan Fenerbahçe camiasına ince ince göndermeler yaptınız. Centilmenlik mesajları verdiğiniz basın toplantısında aynı şeyi Ali Koç da yaptı klasik olarak. Ali Koç da demez mi? En temiz biz çıkarız. Bu su çamurlu olmuş. Bu sudan hiçbir kulüp, hiçbir yönetici, medya mensubu, teknik direktör temiz falan çıkamaz aga. Çok zor iş. Şimdi gelelim Ali Koç'un başlığa da koyduğum, izlenmesini bu videonun sağlamak için biraz da irite ederek koyduğum Ali Koç böyle buyurdu sözüne. Ali Koç der ki bir meslektaşım MHK gitsin mi kalsın mı ne dersiniz dedi. Kapısının önünden geçmemeliler dedi ve sonra duyduğum zaman tüylerimi diken diken eden, çaresizlik kokan bütün büyük bir camiayı aşağılayan bir ifade kullandı. Onlar gidecek de ne olacak? 80 milyonluk ülkede güvenilir, dürüst, hata yaparsa canın sağ olsun diyeceğimiz insan bulamıyoruz. Siz bu insanları nerede arıyorsunuz Sayın Ali Koç? Giderse ne olacak? Yerine ondan iyisi mi gelecek? O zaman kalsın mı? Vahiy yoluyla mı düzelecek her şey? Mucize mi bekliyorsunuz? Kötü yönetiyorlar. 1905, 1907, 1903 kulüplerimizin kuruluş yıldönümü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuruluşu 1923. 100 yıllık kültürde Türkiye Cumhuriyeti'nde MHK'yı yönetecek dürüst ve güvenilir insan bulamıyormuş Ali Koç. Ama bu ülkenin kulüpleri 50 milyara dayanmış borçla yaşarken,
o kulüpleri yönetecek 140 tane başkan bulunabiliyor. Bize başkanların hepsi büyük başkanlar. Bazen yanından ayrıldığınız başkanlar hakkında ağır eleştiriler yapabiliyorsunuz. Ali Koç, Aziz Yıldırım, Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman falan gibi. Ama MHK'nın başına hakem bulunamıyor. Ben hemen size söyleyeyim, 5-6 tane. Yanınızda Mümtaz Karakaya var. En yakın arkadaşlarınızdan biri. Bir de sıfat bulunmuş danışman diye. Türk futbol camiasının çok sevdiği bir figürdür. Federasyon başkanlarının danışmanlığını yapmıştır. Kulüp başkanlarının danışmanlığını yapmıştır. Gençler Birliği'nde futbol oynamıştır. Futbol alemindeki herkesi tanır. Büyük çoğunlukta Mümtaz Karakaya'yı çok sever. Ben dahil. Sorun ona. Ya dürüst, güvenilir insan yok mu diye. O size saysın. Şimdi ben aklıma gelenleri söylüyorum. Siz gerçi şikayet edeceksiniz. Serdar Tatlı. İletişim becerisinde çok başarılı olduğu söylenemeyebilir. Ama dürüstlüğüne kimse laf söyleyemez. Beşiktaş şampiyon oldu Serdar Tatlı'nın yönetiminde. Galatasaray averajla ikinci oldu. Fenerbahçe 2 puanla üçüncü oldu. Siz diyorsunuz çok puanımız çalındı. Kendi açınızdan haklı olabilirsiniz. Hakem hataları aleyhinize gelişmiş olabilir ama siz Sivas maçını 2 hafta kala kazansaydınız evinize, siz şampiyonunuz puan farkıyla. 8 Mart dayatmasına karşı çıkarak istifa eden Serdar Tatlı'nın dürüstlüğünü tartışalım mı? Tartışmayalım. Bünyamin Gezer, benim daha önceden de söylediğim MHK başkan adayı. Klasmanlarda kıstırılmış, arkasında kimse olmayan yetenekli hakemleri bulur. En tepeye çıkartır. Federasyon başkanına da kulüp başkanlarına doğru bilgiyi verir. Doğrunun arkasında durur. Yanlışını düzeltmeye çalışır. Ufuk Özerten. Çok kısa bir dönem hakemlik yaptı. Hakemlik camiasını bilir. Mehmet Büyükekşi de başkanlık teklif etmişti zaten kendisine. Hakem camiasında kime sorsanız sorun, eski hakemlere, yeni hakemlere, onun kuşağına yetişenlere, onun başkanlığı hakkında ne diyor? Hani size bilgi getiren arkadaşlar var ya, onlar da araştırsın. Alın size bir İzmirli hakem. İsmet Arzuman. Eski FIFA kokartlı hakem. Gözlemci. Camianın içinde. Dil bilir. Vıcık vıcık ilişkileri yok. Yapamazmış. Dürüst ve namuslu bulamamışlar. Bir tane isim söyleyeceğim size. Hakem camiası bile bilmez. Soner Meraş. Bu yeni MHK gelir gelmez Ankara İl Temsilciliği görevinden apar topar kovulan idealist hakem yöneticisi. Sizin bahsettiğiniz insanlar kulüp başkanlarıyla, eski MHK'cılarla diz dize, omuz omuza Ankara'yla, Ankara'nın yakın olduğu söyleyen insanlardan MHK başkanı bulmaksa bulamazsınız. Onlar zaten gelmesinler. Ama Türkiye'nin insan kaynağını, hakemlerin insan kaynağını yok sayamazsınız. Siz saha hakemleriyle var ve avar ayrıldığı zaman sesinizi çıkartmayarak çok sevdiğiniz Mehmet Büyükekşi'nin büyük hatasına ortak oldunuz. Hemen devre arasında her maçta orada eski FIFA kokartlı, sertifikası olan, deneyimli yardımcı hakemlerin görev almasını sağlamaya çalışın Türk futbolu için. İcat peşinde koşmasın kimse. İyi niyetinizden şüphem yok. Kimsenin iyi niyetinden şüphem yok. Ama bir insan grubunu olduğu gibi değersizleştirmek, kendilerini hep hoş görmek, arkadaşları hep hoş görmek olacak iş mi? Türk futbolunun batmasının sebebi hakemler değildir. Evet, Türk futbolunda hakem kalitesinde ciddi bir sorun vardır. Başkan kalitesinde olduğu gibi, gazeteci kalitesinde olduğu gibi,
teknik direktör kalitesinde olduğu gibi, futbolcu kalitesinde olduğu gibi, altyapı kalitesinde olduğu gibi. 16. hafta ligde altyapısından oyuncu oynatmayan kulüp sayısı 9. Bunlar arasında Galatasaray ve Fenerbahçe de var. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dörder futbolcusu başka takımlarda oynamış. 10 yıllardır Galatasaray ve Fenerbahçe altyapısı ne iş yapıyor? Beşiktaş Necip'i oynatmış. Bir dakika. Ama bir alt ligdeki Gençlerbirliği'nin tam 11 tane futbolcusu Süper Lig'de forma giymiş. Bochum'un 3 tane altyapısından yetişmiş oyuncu Türkiye Ligi'nde oynuyor. Çözümün bir parçası olun. Maalesef iyi niyetli ve güzel sözler söylense de taraftarın gönlünü almak öncelikli olduğu müddetçe bir arpa boyu yol gidemeyiz. Mehmet Büyükekşi'nin iyi niyeti bu kadar büyük övgüyü hak etmiyor. VAR kayıtların açıklanmasının hakemlerin kariyeri hakkında VAR kayıtlarına göre karar verilmesinin takipçisi olacağım. Bu MHK'yla bu sezon sağlıklı bitmez. Ben dostum. Dost acı söyler. Bu MHK'yla bu lig biterse sezon sonunda her zaman olduğu gibi bir şampiyon çıkacak ama şikayet eden kulüp sayısı 8 ya da 9 olacak. Bırakın devre arasında doğru bir MHK kurulsun. İsteyin. Doğru bir MHK kurulsun. Saha hakemleriyle VAR hakemlerinin ayrılması uygulaması devam edecek olsa bile oraya en nitelikli hakemleri koyun. Ali Bey Erkan Engin'in FIFA kokartlı olduğunu söyledi. Erkan Engin'in işte Süper Lig'de maçına rastlamamışlar. İşte yakın çevresindeki insanlar herhalde kendisine iletmeyi unuttu ya da Ali Bey unuttu ya da bilmiyorlar. Erkan Engin sağ olsun, Ferhat Gündoğdu yönetimini yıkan isimdir. Rizespor, Konyaspor maçındaki skandal VAR müdahalelerinden sonra Konyaspor yönetimi bir tek kez açıklama yaptıktan sonra siz bizimle alay mı ediyorsunuz dedikten sonra ertesi hafta MHK yapay zeka olmadan maçını atayınca ne derler yine Konyaspor'un hayati bir maçını atayınca Nihat Özdemir istifalarını aldı. Ya da servet yardımcı bilemiyorum. Erkan Engin böyle mühim bir adamdır ve o şimdi FIFA. Ve siz diyorsunuz ki ya MHK onu yaptı, bunu yaptı, onu yaptı, bunu yapamadı ama ya değişirse ne olacak ya? Adam yok. Olmaz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon yöneticileri çözümsüzlüğün bir parçası olamaz. Çözüm önerisini koyar, takipçisi olur. Abimizi kırmayalım diye de spor siyaseti yapılmaz. Saygılarımla. Herkese mutlu, şahane, verimli, üretken, sağlıklı, kazandığı para bereketli olan, işsizin iş bulduğu bir yıl diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.